Fener Rum Patriği Bartolomos, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunuyor. Patrik, Amerikan Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü. Peki iki görüşmenin öne çıkan başlıkları neler? Washington'a bağlanacağız şimdi. Hangi mesajlar verildiğine dair tüm ayrıntıları dış politika analisti Ali Çınar'dan alacağız. Sayın Çınar, yayınımıza hoş geldiniz. Şöyle başlayalım. Bu temasları nasıl değerlendirmek gerekir? Neler konuşuluyor masadaki başlıklar ve hangi mesajlar verildi? İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle neden Patrik'in burada olduğunu söyleyebilirim. 30 yıldır Patrik bu görevde, o nedenle bir yıl dönümü nedeniyle 30. yılı olduğu için Amerika Birleşik Devletleri'ne 12 günlük bir ziyarette bulunuyor. Öncelikle Washington DC, daha sonra da New York'a geçecek. Tabii üst düzeydeki görüşmeleri de devam ediyor. Sizin de dediğiniz gibi hem Dışişleri Bakanı'yla hem de Başkan Biden'la dün görüşmesi oldu. Öne çıkan başlıklardan en dikkat çekici, diğer din liderleriyle beraber, Müslüman liderlerle beraber olmak üzere aşı kampanyasına başlayacaklarını açıkladı. Bu çok önemli ve Biden'ın buna destek vereceğini dile getirdi. Aynı şekilde iklimle mücadeleyle ilgili bazı adımları yapacaklarını belirtti. Ve aynı şekilde de dini özgürlüklerin çok önemli olduğunu vurguladığını belirtebiliriz. Yani genel olarak bir nezaket ziyaretinde şu anda bulunuyor Rum Patriği. Evet. Peki neler konuşuluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde? Değerlendirmeler nasıl? Hangi mesajlar öne çıkıyor? Açıkçası Rum Patriği Washington'daki Türk Büyükelçisi Murat Mercan'ın ev sahipliğinde bir kahvaltıya da katıldı. Yani Türk Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Yunanistan Büyükelçiliğini de tabii ziyaret etti. Yani çok olumlu, pozitif bir ziyaret geçirdiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde Georgetown Üniversitesi'nde bir konuşması oldu. Şunu da belirtmekte fayda var. Türkiye ile ilgili bir konu da geçti Başkan Biden'la görüşmesinde. İstanbul'daki Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun tekrar açılması için talepte bulundu Biden yönetiminden. Yani Türkiye Biden yönetimiyle görüşmesinde gündeme geldi. Hem Dışişleri Bakanı Blinken, ki bunu basın sözcüsü Ned Price de söyledi, hem de dün akşam Biden'la görüşmesinde Heybeliada'daki Ruhban Okulu'nun açılma talebinde, destek talebinde bulunduğunu belirtebiliriz. Ama genel olarak Rum Patriği'nin Türkiye konusunda olumlu, pozitif demeçler verdiğini de görüyoruz. Zira bunu Büyükelçi Mercan'ı ziyaretinde de gördüğümüzü belirtebiliriz. Yani genel olarak 12 günlük ziyareti tamamladıktan sonra İstanbul'a dönecek. Zaten çok akıcı bir Türkçesi de var. Dün ben de Beyaz Saray'dan ve Türk gazetecilerle de konuştu. O nedenle bu ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğunu belirtebiliriz. En son 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmişti. Yani uzun zaman sonra Patrik'in Amerika Birleşik Devletleri'nde olması bilhassa tabii Yunan ve Rum dini kesiminde mutlu etmiş durumda ve onlara da New York olmak üzere başka yerlerde de ziyaretleri olacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Dış politika analisti Ali Çınar, Amerika Birleşik Devletleri'nden Washington'dan bize bilgileri aktardı.